Basıncı etkileyen son faktör de yoğunluktur. Yoğunluk arttıkça basınç da artar. Ve şimdi teker teker e, alçak basınç yüksek basınç özelliklerine geleceğiz. İlk önce alçalıcı hava hareketi yüksek basınç yükselici hava hareketi alçak basıncı ifade ediyor. Şimdi teker teker mesela yüksek basınçtan başlayalım. Yüksek basınç özelliklerinden alçalıcı hava hareketi görülür. Havanın yoğunluğu fazladır. Alçalan hava ısındığı için doyma noktasından uzaklaşır. Hava açık ve güneşlidir. Yağış oluşma ihtimali zordur. O yüzden kuraklık olur. Çöllerin bir kısmı yüksek basınç merkezlerinde oluşmuştur. Örnek olarak 90. ve 30. derecelere örnek vermiştik. Ve basınç değerleri aşağıya doğru baskı yaptığı için çevresine göre yüksektir ve e, rüzgar şuradan bakacağız merkezden çevreye doğrudur bakın merkezden çevreye doğru ve kural olarak Kuzey yarım kürede saat yönündedir bu çok önemli bakın saat yönünde yalnız bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu Yuvarlığın dışındaki oklara bakacağız. Yani iç tarafı değil dış tarafı bakacağız. Ve hangi yöne doğru gittiğine bakacağız. Bu saat yönünde gittiği için kuzey yarım küre. Güney yarım kürede bakın saatin tersi yönünde gittiği için buna e, güney yarım kürede diyebiliriz. Yüksek basınçta yağış oluşma ihtimali zordur ve bulutsuz günler vardır ve o yüzden don riski yüksek basınç alanlarında fazladır bulut olmadığı için. Alçak basınç alanında ise yükselici hava hareketi vardır ve yükselici, yükselen hava yoğunlaşacağı için alçak basınç alanlarında yağış oluşma ihtimali daha fazladır ve hareket olarak Rüzgarın hareketi çevreden merkeze doğrudur. Çevreden merkeze ve hareket olarak da dönüş yönü olarak da kuzey yarım kürede saat yönünde bakın şöyle ama içe doğru olacak. Alçak basınçta içe doğru ama saat yönünde kuzey yarım kürede alçak basınçta güney yarım kürede saatin tersi yönünde ama İçeriye doğru oklar olacak. Alçak basıncın etkili olduğu yerlerde ne dedik? Yağış oluşma ihtimali fazladır. Bulutluluk oranı fazladır. Buralar dünya üzerinde nerelerdir? 0 ve 60. dereceler ve ayaz olasılığı haliyle buralarda daha azdır. Tekrarlayacak olursak yüksek basınç alçalıcı hava hareketidir. Alçak basınç yükselici hava hareketidir. O yüzden kelimelere takılmıyorsunuz. Tam tersi. Ve yüksek basınç merkezden çevreye doğru, alçak basınç çevreden merkeze doğrudur hareketi ve ikisinde de değişmiyor. Kuzey yarımkürede saat yönünde, Güney yarımkürede saatin tersi yönünde gerçekleşiyor. Yüksek basınç alanlarında yağış oluşma ihtimali az alçak basınç alanlarında yağış oluşma ihtimali ve bulutluluk oranı daha fazladır.